şunu söyleyeyim. Darbe dönemiyle ilgili çok hoşgörülü olmakla ve darbeyi aklamakla, darbenin yaptıklarını meşru görmekle, darbe hukukunu, darbenin hukuksuzluğunu hoş görmekle suçladılar seni röportajda. Evet, evet. Ve biliyorsun ben her zaman bana şu soru soruluyor. Efendim siz 12 Eylül hakkında ne düşünüyorsunuz? Taraftarım diyor. O zaman taraftardım, bugün de taraftarım. Neden? Neden? Çünkü sen ne kadar hatırlıyorsun onu? %100'ünü hatırlıyorum. %100'ünü hatırlıyorsun. Tamam. İlber'le ben daha yaşlıyız. Siz daha yaşlısınız. Biz daha çok kötü... Ben en yaşlıyım. En yaşlı sensin. Biz çok kötü taraflarını gördük. İnsanlar çocuklarını okula gönderemiyorlardı. Evet. Üniversitede öldürülen öğrenciler var. Her gün 30 kişi ölüyordu. Yani ben 20 diye hatırlıyorum. Yani her gün dediğin gibi sürü insan 20, öldürülüyor. 25, 30. Evet, 25, 30. Ocağı ve ekonomi ne hale gelmişti hatırla. Enflasyon %75'e fırlamış. Benzin yok. Tereyağı yok, mazot yok, sanayi kuyrukları var. Cumhurbaşkanı bir yıldır meclise seçilemiyor, dön baba dön turlar. Sokaklarda insanlar ölüyor, sözde bir sıkı yönetim var ama hiçbir şey yaramıyor. Hiçbir şey yaramıyor. Şimdi bütün bunlar olurken Türk Silahlı Kuvvetleri bir mektup gönderdi. Lütfen aklınızı başınıza alın. Evet. Onu da bilmiyorum hatırla. Şimdi biliyorsun özellikle solcular diyorlar ki efendim bütün bunları askerler planladı. Askerin böyle bir şey planlaması mümkün değil. Çünkü asker şu diyorlar ki sıkı yönetim vardı, bir şey yapmadılar. Darbeye ortam gelişsin diye beklediler. Neden darbe olduktan sonra her şey bıçak gibi kesildi de bir gün önce kesilmedi. Gayet basit. Çünkü sıkı yönetim belirli kurallara, kanunlara ve nihayet meclise bağlıdır. Meclisin yap derdiğini yaparsın, yapma dediğini yapamazsın. Bir de kanunun var, yani sıkı yönetim kanunu var. Bu sıkı yönetim kanununla sınırlısın. Ve askerler diyorlardı ki bakın işler çok kötüye gidiyor. Lütfen gerekli kanunları çıkartın, gerekli adımları atın, milleti emniyete alın, şu üniversitelere sahip çıkın. Ders yapılamıyordu ya Fatih. Yok. Ders yapılamıyordu. Ve bütün bunlardan sonra askerler yönetime el koydular. Bu bir darbe, onlar ne diyorlar biliyorsun, buna müdahale diyorlar. Müdahale de, el koydular. El koyduktan sonra bıçak gibi kesildi. Neden? Çünkü halk birdenbire rahatladı. Ben şunu hiç unutmuyorum. Bir arkadaşım. Claudia Colombini, İsviçreli. Kocasıyla beraber bizi ziyaret ediyor. Sabahın dördünde annem kaldırdı. Dedi ki ihtilal oldu, kalk. Dedim hayrola, kalktık falan. İşte sıkı yönetim örfü idarenin şeyi ne derler. Sokağa çıkma yasağının olduğunu öğrendik. Ben hemen Claudia'yı aradım. Dedim aman otelinizden çıkmayın. Ben saat 12'de geleceğim alacağım. Çünkü 12'de bitiyor şey. Sizinle beraber İstanbul'a, Boğaz'a götüreceğim sizi dedim. Boğaz'a bir gittik kardeşim. Bir bayram havası. Asker gören kucaklıyor. Aynen öyleydi. Aynen öyleydi. Yani inanılmaz millet bir nefes aldı. Ve politikacıların laçkalığına alışmış olan tedhişçiler diyebileceğimiz yani bu işi fiştekleyenler birdenbire korktular, çekildiler. Bunların çoğu hemen tutuklandı. Biliniyordu çünkü. Ben Şahinkaya generalime şunu dedim. Komutanım işte sizler bir sürü adamı tutuklattırdınız. Hayır dedi. Bizim dedi yaptığımız sadece valilere dedik ki kardeşim elinizde liste var mı var bunları tutuklayın. Valinin elinde var tutuklayamıyor. Bunları yapın dediler. Ve ondan sonra bu adamlar Türkiye'yi idare etmeye çok meraklı olsalardı kalırlardı ya. Çektiler gittiler.